Dünyadaki en büyük Atatürk heykeli değil mi? Evet. Arkadaşlar drone dışarıdaki o görüntüyü verelim. Büyük Atatürk'ün heykelini verelim. Ve o heykelin şu anda Artvin'de, evet. Artvin'e yakışır bir şekilde yer alan bu heykelin öyküsünü de başkanım siz anlatın. Herhalde çok önemli bir hayırseverin evet. armağanı bu ülkeye. Evet, evet. Şu anda canlı yayında yaptığımız... Zannedersem can, e, çekimi de canlı yayın olarak çekiyorlar. Evet. E, burasını e, emekli Kadıköy e, noterimiz, iş adamımız, Sıtkı Kahveci am, amcamız e, o dönemin parasıyla zannedersem 2,5 milyon dolar karşılığında ki o yıllarda o, o kadar bir miktarda şey yaptı. E, Atatürk heykelinin yüksekliği 22 metredir. 22 metre. 22 metredir şeyi. E, Bayrak direğinin uzunluğu, yüksekliği 60 metredir. Bayrak 210 metrekaredir. Atatürk heykelinin ağırlığı 60 tondur. Bunun 10 tonu bakır olarak işlenmiştir. Dünyanın da en büyük Atatürk heykelidir Onu da bize, Artvin'imize nasip eden Sıtkı Kahveci amcama da buradan uzun ömürler, sağlıklar diliyorum ailesiyle birlikte. Çok çok teşekkür ediyorum bütün Artvin'ler adına. Evet şimdi elimdeki bilgilerden ben Dev Atatürk heykelinin yerine yerleştirilmesi için 18 metre uzunluğunda 75 ton ağırlığında 112 metreye kadar uzanabilen vinçle 12 metre uzunluğunda 63 ton ağırlığında 44 metreye kadar uzanan ikinci bir vinç kullanıldı evet. Rize'den kiralanan 18 metre uzunluğundaki vinç Artvin'e 3 saatte getirilirken Artvin'in girişinde Atatepe'ye 13 saatte çıkarılabildi. Evet, evet, evet bu yol öyle bir yol öyle ki bir arkadaşlar var. sevgili izleyiciler. Biz çıkarken bugün Hüseyin yorulduk. Winch'in <laughs> Vinç, Vinç buraya bu heykeli inşa yani inşa edebilmek için Vinç Artvin merkezden buraya kaç kilometre başkanım burası? 3 ee, kilometre. 2 kilometre. 2 kilometre, kilometre. kilometreyi 13 saatte geldi. O Vinç'in alnından öpüyorum. Atatürk için geldi evet. o da.